Merhaba değerli konuklarımız. Bugün Frankfurt'tayız. Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün Türk Kültür Merkezi'nin çok eski bir korosuyla, Türk Halk Müziği korosuyla beraberiz. Uzun yıllardır koromuzun şeklini yapan Gültekin Demirtaş'la çok kısa bir söyleşimiz olacak. İstiyoruz ki Frankfurt Türk Kültür Merkezi'ni siz Türkiyeliler de tanıyın. Burada ne tür etkinlikler oluyor? Kültürümüzü burada nasıl tanıtıyoruz? Yerinden öğrenin istiyoruz. Evet, hocam, Gültekin hocam, kaç yıl oldu? Önce bir buradaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Önce biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Hayır. Buyurun. Her şeyden evvel çok teşekkür ederim bu imkanı bana sağladığınız için. Kendimden bahsedeyim. Denizli doğumluyum. 1969 yılında aile birleşiminden Denizli'den Neu-Isenburg, Frankfurt yakınlarına geldim. Almanca öğrendim vesaire uzun sürdü. Mesleki eğitimler yaptık. Bu arada müzik eğitimlerimi yaptım. Daha sonra ilerleyen yıllar içerisinde 1985 yılında konsolosluğumuzun isteği üzerine burada açılan Türk Kültür Merkezi'ne ilk halk müziği öğretmeni olarak görevlendirildim ve halen de bu böyle devam etmektedir. Kaç yılıydı aşağı yukarı hocam? 1985, yıl 2023 olduğuna göre 38 yılı geride bırakmış oluyoruz. Maşallah hocam. Teşekkür ederim. Peki buradaki çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz hocam? Ne tür çalışmalar yapılıyor Türk Kültür Merkezi'nde? Şimdi Türk Kültür Merkezi ismi üzerine Kültür Merkezi. Kültür Merkezimizde çok çeşitli kurslar yapılmaktadır. Piyano kursları var, gitar, bağlama, Türk sanat müziği ve nota. Bizlerin yaptığı burada Türk halk müziği ve geride görüyorsunuz nota derslerimiz var. Ayrıca pazar günleri de tiyatro çalışmalarının olduğu da olması da ayrı bir zenginlik katmaktadır. Bu böyle sürüyor. Hocam, sizin yönetmiş olduğunuz Türk Halk Müziği Korosu kaç kişiden oluşuyor? Hem korist hem solist hem de enstrüman çalan arkadaşlarla birlikte toplam olarak. Evet, Halk Müziği Koromuz şu anda 16'sı enstrüman, yani saz sanatçısı olmak üzere şu anda toplam 45 kişiden oluşmaktadır. Bu kadroyla ve şimdilik devam ediyoruz. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Pandemi dediğimiz bir sorunla geçmişte karşı karşıya kaldık. Bunun bize zaman zaman da zararları olmuştur. Pandemi öncesi yaklaşık 60 kişiden oluşan koromuzda bugün 15 arkadaşımız çeşitli nedenlerle koromuzdan ayrıldılar bu şekilde. Ama emekli olan arkadaşlarımız var. Bunlar da Türkiye'ye gittikleri için 60 kişilik koro şu anda 45 kişiyle devam ediyor. Pandemi kültür merkezindeki çalışmalara da sekte uğradı diyebiliriz. Evet, sekteye uğrattı diyebiliriz. Bu sadece bizim halk müziği koromuz için değil, diğer çalışmalarımız da maalesef biraz böyle olumsuz etkilediği bir gerçektir. Hocam peki koromuza katılan ya da genel olarak bu kültür merkezindeki etkinliklere katılan insanlarımızın profili hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi yaş skalası, emekliler mi, öğrenciler mi, meslek sahibi ve aktif olarak hayatın içinde olan insanlar mı, sonra yabancılar var mı içinde? Bunları merak ediyoruz hocam. Evet, çalışmalarımıza katılan dostlarımız çok çeşitli meslek gruplarından geliyorlar. Özellikle benim koroda veya saz derslerinde olan insanların yaş ortalaması genç. Fakat çeşitli meslek dallarından aralarında yüksek eğitim almış arkadaşlarımız var. Hepsiyle çok iyi diyalog içerisindeyiz. Gayet iyi gidiyor şu ana kadar. Hocam peki bir yıl içinde çeşitli etkinlikler oluyor. Gerek Frankfurt'ta gerek Hessen eyaletinde. Siz koro olarak hem resmi bayramlara, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilciliğini yaptığı resmi bayramlara hem de resmi olmayan bayramlara hazırlık konserleriniz oluyor. Hem de bir takım konser dışında, bu bayramların dışında etkinliklere de katılımınız oluyor. Ne tür bayramlar ve etkinlikler aşağı yukarı yıl içinde takip ettiğiniz, hazırlandınız? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Tabii vereyim. Uzun yıllardan beri kültür, yani sırf halk müziği alanında da değil, edebiyat alanında da çalışmalarımız olduğu zaten bölgemizde bilinir. Örneğin yıl içinde bahar aylarına doğru şiirler ve türküler programını 88'de başlatmıştık. Bunu her sene yapmak gayretindeyiz. Ayrıca Türk halk müziği dinletisi oluyor. Sadece herhangi bir bayrama bağlı kalmadan bunu da yapıyoruz. Fakat
en büyük istek, en büyük talep yılda bir defa olmak üzere diğer konserlerimize ilave olarak Cumhuriyet Bayramı tabii ki. Ve oradaki talep çok büyük oluyor. Özellikle bu yıl 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle çok büyük talepler, ayrıca bizden beklentiler var. Bu konuda başkonsolosumuzla da konuştuk. Sayın Başkonsolosumuz eksik olmasın, bu konuda elinden geleni, destekleri bize vereceğini söyledi. Biz de koromuza çalışmalarımızı yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı içerisinde Frankfurt'ta, şu anda henüz belirleyemediğimiz ama büyük bir salonda muhteşem bir 100 yıl konseri hepimizi bekliyor. Heyecanla o konseri bekliyoruz hocam. Hocam bir de tabii işin finansal kısmını öğrenmek isteriz. Bu kültür merkezinin finansörü kimdir devletimiz dışında? Aynı zamanda dışarıdan bağış alınıyor mu? Nasıl bir bütçesi vardır bu kurumun? Bu konuda bilgi alabilir miyiz kısaca? Tabii, ben bir öğretmen olarak şunu söyleyebilirim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu'na bağlı olarak çalışan bir devlet kurumu olduğu için dışarıdan bağış almıyor ve alması da zaten mümkün değil. Bütün finanse işlemleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bütün giderler, her türlü giderler devlet tarafından karşılanmaktadır ve hiçbir bağışta alınmamaktadır. Onu söyleyebilirim. Sorularınıza cevap böyle bir şey. Anladım. Peki hocam, genel olarak uzun yıllardır faaliyet gösteren son derece aktif bir kültür merkezinin yöneticilerinden birisiniz. Çok eski bir yöneticisiniz. İnanılmaz bir tecrübeniz var, uzun yıllara dayanan. Hem eğitim alanında olsun, hem kültür ve sanat alanında olsun, hem de Türk kültürünü yurt dışında tanıtan bir temsilcisiniz. Çok büyük emekleriniz ve tecrübeniz var. Böyle bir kültür merkezinin dışarıdan ne tür desteğe ihtiyacı olur ve halkımızdan ve devlet kurumlarından ya da almak kurumlarından da ne tür desteğe ihtiyacınız olur? Ne tür bir tanıtım çalışması ya da ne tür bir destek beklersiniz? Evet. Genel olarak bir çerçeve çizebilir misiniz bize? Evet. Bu da son sorumuz olsun. Peki. Hocam. Peki. Çok teşekkür ederim. Her şeyden evvel doğrudur. Ben 1985'te katıldığımı söyledim. Bu henüz devam ediyor. Halen de devam ediyor. Şimdi destek konusunda şöyle. İlk yıllarda desteğimiz hiç yoktu. Kişisel çabamızla, bölgedeki basın yoluyla kendimizi tanıtmaya başardık. Ancak henüz daha tam başardığımızı söyleyemem. Bugün sizlerden basında, yayında beklentim şu olsun. Buradaki çalışmaları topluma daha çok yansıtabilirsek, buraya da katılımın daha çok olmasını sağlayabiliriz. Böyle bir beklentim olabilir. Yani bu soruyu sorduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz de Artı 49 televizyonu olarak ve medya olarak, gün medya olarak sizin bütün çalışmalarınızı, bütün aktifliğimizle, bütün yoğunluğumuzla takip edeceğiz ve yaptığınız çalışmaların takipçisi olacağız. Hem Almanya'daki Türkiye'li topluma tanıtmak, hem de Alman toplumuna Türk kültürünün gelişmelerini, Almanya'da Frankfurt'un göbeğinde Türk insanının kültür sanata verdiği desteği tanıtmak istiyoruz. Bu konuda bu etkinliğimiz de bir vesile olur. Çok teşekkür ediyorum hocam bu görüşmeyi bizimle yaptığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Katkılarınızın büyük olacağından eminim. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.